Kudret, öncelikle hoş geldin. Baktığımızda piyasalarda normalleşme adımlarının biraz sanki daha bugün yaşanmayacağını gördük. Borsada devre kesici var. Hemen alalım yorumları. Yani TL'deki satış dalgası sence devam edecek mi? Tansiyon düşecek mi? Bu türbülansın artık sonuna gelecek mi sizce? Merhaba Murat, iyi yayınlar dilerim. Şimdi tabii ki bu son Merkez Bankası kararı ile birlikte piyasalarda önemli hareketler izliyoruz. Piyasalardaki bu olumsuz havanın devam edebilme ihtimalini giderebilmek için hükümet tarafından, işte ekonomi yönetimi tarafından çok daha devamlı açıklamalara ihtiyaç var. Çünkü halihazırda bir önceki Merkez Bankası Başkanı'nın almış olduğu aksiyonlar aslında piyasa beklentisiyle alakalı, yani piyasa beklentisi doğrultusunda ve öngörülebilirliği ve kredibilitesi güçlü bir görüntüye dönüş kaydederek ilerlemişti. Ama ve buradan sonra da ister istemez işte yıl sonuna doğru ya da 3. çeyrekten sonra bir indirim normalleşme sürecine geçilecek. Yani enflasyonda bir geri çekilme olması sonrasında burada faizlerde bir değişim olabileceği beklentisi vardı. Yani bunun dışında şimdi yeni bir Merkez Bankası başkanı gelince ister istemez piyasalar artık faiz artışı ya da sıkılaştırma mesajlarından ziyade direkt indirim şeklinde bir düşünce yapısına girdiği için ister istemez piyasaların bu reaksiyonu vermesi normal. Ama buradaki süreçte acaba 15 Nisan'daki toplantıda başkanın, yani yeni başkanın vereceği mesajlar, bir de Nisan'ın sonunda 29'du yanlış hatırlamıyorsam tam tarihi, enflasyon raporu sunumu olacak. Orada da geleceğe dönük beklentileri ayrıca bakacağız. Ama tabii ki şu anda 15 Nisan'a ve 29 Nisan'a çok uzaktayız. Bu süreçte de piyasaların normalleşebilmesi için çok fazla güçlü mesajlara ihtiyaç var. Bu noktada yarınki Erdoğan'ın açıklamaları önemli olacaktır. Burada piyasalar üzerine vereceği mesajlar, bu kararın alınma süreci ve yeni döneme ilişkin beklentiler ister istemez süreci çok daha net bir şekilde görmemize imkan sağlayacaktır. Piyasa şu an ne duymak istiyor? Az önce Sayın Yiğit Bulut'tan gelen açıklamaları paylaştık. Sonuçta Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve ekonomi yönetiminin de ne düşündüğünü göstermesi açısından bence gayet kritik bir açıklama. Yani faizle ilgili aslında beklentiler ve yorumların pek değişmediğini de gördük sevgili Kudret. Diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan dediği gibi yüksek faiz enflasyonu getiriyor diyor. A Haber'de yapmış olduğu açıklamada. Bu arada bir son dakikamız var. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı'nın kabinede yeni bir düzenlemeye gidecektir açıklamasında paylaştı. Zaten bu beklenti piyasada var. Piyasa herhalde faiz tartışmalarından mı rahatsız oluyor sevgili Kudret, yoksa Sayın Ağbal'ın görevden alınması mı? Yani şimdi örneğin bir sınıfa girdiğin zaman ders alırsın ve sınavlar olur. O sınavdan başarılı ve başarısız olduğun konular olur, değil mi? Bakıldığında nerede sınıfta kaldı Sayın Ağbal? Yani onu belirleyebilirsek aslında yeni gelen başkandan da ne beklediğimizi herhalde görmek için harika bir fırsat olacak. Ama şu anda Sayın Ağbal'ın neden sınıfta kaldığını, neden başarısız olarak görevden alındığını bilmiyoruz. Bu koltukta kalmak için Merkez Bankası koltuğunda ne yapması gerekiyor yeni gelen başkanın? Örneğin Amori diyor ki Nisan'da 300 bas puan faiz indirimi gelecek. Piyasa böyle bir faiz indirimine hazır mı sizce? Şimdi iktisadi açıdan baktığımız zaman bizim şu an için bir indirim yapmamamız gerekiyor. Enflasyonda bir aşağı yönlü hareketi görmemiz lazım. Gerçekten bir inişin olduğuna inanmamız lazım. Ondan sonra biz de bu inişe destek vererek piyasalarda biraz daha o büyümeye ilişkin destek verecek indirim görüntülerini oluşturmamız gerekiyor. Ama şimdi enflasyon inmeden biz faizi indirmeye çalışırsak, o zaman geçmiş dönemde yaşamış olduğumuz problemi tekrar ve tekrar yaşamış olacağız. Bu da nedir? Enflasyonda tekrar yukarı yönlü bir reaksiyon ve buna karşı da bunu bastırmak için normalden daha fazla faiz arttırmaya mecbur kalacak bir görüntü. Yani iktisadi anlamda bu kitapta olduğu gibi yazıyor. Yani bizim enflasyonla mücadele edebilmemiz için maalesef faizleri yukarı yönlü çekmemiz gerekiyor. Enflasyonda aşağı yönlü hareketler izlendiği vakit, buna inanıldığı vakitte zaten faizi de kademeli bir şekilde indirmen gerekiyor. Yani işin iktisadi boyutu bu, ama piyasalardaki ya da Merkez Bankası'ndan beklentiler farklılaşabiliyor. Yani enflasyon
düşmeden faize bir müdahale gelip de enflasyonun tekrar düşebileceğine ilişkin inançlar var. Bu geçmiş dönemde de buna benzer bir görüntü yapılmıştı ama başarılı olunmamıştı. Yeni dönemde de bu başarılı olur mu? Şu anki pandemi süreci ve bizim istemediğimiz dışarıdan oluşan olumsuzluklar da dikkate aldığımızda bu konuda başarılı olabilme ihtimali ister istemez zayıflıyor. Tabii ki sonuçta bizim bilmediğimiz hususları onlar dikkate alıyor. Onlar demek ki farklı şeyler biliyorlar ki buna göre bu söylemlerine devam ediyorlar. Bu sebeple de yeni dönemdeki sinyallere bakacağız. Burada şuna da dikkat etmek lazım. Piyasaların özellikle Ağbal'ın doğru yaptığı şeylerden sonra yeni Merkez Bankası'nın başkanının indirime ilişkin beklentilerini yazmış olduğu makaleleri de çok net bildiği için piyasa tarafı ister istemez söylemlerin gerçeğe dönüşmeyeceğine ilişkin düşünce de ister istemez bir korku yaratabiliyor piyasalarda. Yani şunu söylemek istiyorum. Evet, şu an için faiz tarafında bir değişiklik olma beklentisi ister istemez zayıf gibi duruyor. Yani 15 Nisan'da bir indirim yapılmama ihtimali kuvvetli ama ister istemez sıkılaştırıcı mesajlardan vazgeçilecek bir görüntüyle yeni döneme ilişkin indirim sinyallerinin alınabilme ihtimalleri var. Piyasalarda biliyorsun zaten daha önceden bu fiyatlamalar satın alınır. Daha sonra da gerçekleştiği zaman satılır şeklindeki Evet. psikoloji oluşur. Bu sebeple de şu anki konjonktürü bu şekilde yorumlayabiliriz. Bu anlamda Sayın Kavcıoğlu'nun hani yazılarını ben de okuma fırsatım oldu ve hani ne çok yüksek faiz ne de çok düşük faizi savunan birisi ama özetle hani işin merkezine yine koyduğumuz zaman faizlerin bu seviyesini pek sevmiyor. Yatırım yapılabilir, sürdürülebilir bir yatırım ortamı için düşük faizi savunuyor. Tabii ki ben de bir vatandaş olarak keşke faizler çok düşük olsa, herkes banka kredisini, otomotiv kredisini, zaten bunu isteyebilmek herhalde en büyük ahmaklık olur yani, değil mi? Yüksek faizden kimse gidip de o araba vesaire almak istemez ama hani Türkiye'de ekonomik şartlar buna uygun mu? Bunu tartışmaya çalışıyoruz. Yoksa bu yüksek faizden hepimizin zaten enflasyonu almış başına gidiyor. Vatandaşın beli bükülmüş durumda. Bu anlamda faizde zaten en başta biz vatandaşlar istemeyiz. Dolayısıyla bu faiz tartışmaları piyasayı germeye devam ediyor gibi. Sayın Kavcıoğlu'nun bundan sonra yapacağı açıklamalarını da dikkatle takip ediyoruz. Şunu soracağım. Peki borsada şu anda hissesi olan yatırımcılar var. Uzman olarak sizleri arıyorlar. Ne tavsiye ediyorsunuz Allah aşkına? Yani şu anda örneğin Borsa İstanbul'da hissesi olanlara ne söylemek istersin? Devre kesiciler var. Bence şu anda bu dönemde toplanan hisseler uzun vadede o kadar güzel paralar kazandıracak yatırımcıya ama kısa vadede de bir risk görüyor. İnsanlar çünkü borçlaşa da girenler var, kredi çekip giren de var ya da hissesini, bütün nakdini hisseye bağlayanlar var. Tabii ki borçlaşa işleme girmeyin ama ne tavsiye edersin özetle Kudret? Ben çok konuştum ama söz sende diyelim. Şimdi senin de söylediğin gibi özellikle bu tür zamanlarda sakin kalmak ve uygun fırsatları kollamak orta uzun vadeli konjonktürde insanlara çok ciddi bir kazanç avantajı sunacak. Çünkü beklenmeyen haberler ve piyasa üzerindeki etkilerden dolayı görülmeyen fiyatlar ya da çok kısa zamanda olmayan hareketler izlenebiliyor. Tabii insanlar bu hareketi görürken bir yandan da tabiri caizse hani malda kaldıkları için ister istemez de alt taraftan bu sürece destek veremeyebiliyorlar. Burada ister istemez psikolojik anlamda insanı çok daha olumsuz bir düşünce yapısı içerisine girebiliyor. Hatta işte pozisyonlarını erken kapatma gibi farklı stratejiler de oluşturulabiliyor. Ha, burada benim özellikle bu noktada tavsiyem uzun vadeli, orta vadeli konjonktürde ve hikayesi olan hisselere tekrar ve tekrar yoğunlaşması. Tabii ki şu anda kesinlikle bir dip noktası bulmak gibi bir hayal içerisine girmemek lazım ki zaten bu mümkün değil. Önemli olan doğru hisse seçimi ve doğru hikayelere odaklanabilmek. Tabii ki bu tür zamanlarda bunu yapabilmek cesaret ister, profesyonellik ister. Ama bunu yaptığınız vakitte orta uzun vadeli konjonktüre ne kadar avantajlı olacağını söylemekte fayda var. Bu tür zamanlar, bu tür krizler aslında finansal piyasalarda bir fırsattır. Herkesin piyasada olduğu zaman değil,
insanların piyasada cesaret edemediği noktalarda rasyonel adımlar atabilmek insanları bir level daha üst noktaya götürür, hem tecrübe kazandırır. Bu noktada yatırımcıların biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Kudeta Yıldır, Geçirme Menkul Değerlerin Araştırma Müdürü Yardımcısı. Çok teşekkür ederiz yayınımıza. Ben teşekkür ederim. Bugün de bu dalga boyun yüksek olduğu günde yorumlarda katkı sağladığın için. Şimdi ikinci bölümde çok değerli bir Ankara'dan akademisyen ağırlayacağız. Doktor Atılım Murat hocamız olacak. Kendisiyle birlikte aslında neden Merkez Bankası Başkanı görevden alındı ve diğer konuları konuşacağız efendim. Kısa bir ara, aradan sonra devam ediyoruz.